Et tek başına bir şey Benim yok. yemeğime Onu sadece baharatlarla, soslarla yani taçlandıracaksınız ki bir şeye benzesin. Ama bu böyle olacak diye iddia etmişlerdi Zuhal Hanım. Ne böyle olacak? Çökertme kebabının patatesleri öyle olur. Gelin bana aynen bu şekilde. Bence öyle değildi. Daha ince kıyım doğranıp. Daha ince olurdu tabii ki, daha o da ince biliyor olurdu. Ama kendi bir son dakikaya kaldı dedi. Yani. Ya son işte buraya göre kendini hazırlayacak yani. Bu programın formatı bu yani. Buraya tamam göre işte, kendini formatı ayarlayacak. Olmadı da biz de sonucu değerlendiriyoruz. Yani sonuç çok önemli benim. Yani dünkü yemekler hakkında bir sürü yorum yapmışlardı. Hiç beğenmedik. Çökertme kebabını özellikle hiç beğenmemişlerdi. Etini hiç yiyememişler. Ama nasıl oluyorsa 6-7 puan vermişler. Benim yemeklerimi de beğenmiyorlar. Demek ki beğenmeyen masalara yüksek veriyorlar. Ben de 8-9 bekliyorum o zaman kendilerinden. Bakın, istediği kadar el açmaları olsun, istediği kadar farklı şeyler olsun veyahut bildiğimiz yemekler olsun, ne olursa olsun o tabağa lezzetli bir yemek koymadıkça hiçbir kıymeti harbiyesi maalesef yok. Planlar, düşünceler, hayaller farklı olabilir. Bize anlatırken farklı olabilir. Evinde yaptığında da mutlaka daha güzel olur. Ama biz önümüze geleni değerlendiriyoruz. Evet. Olmadığı zaman da kusura bakmayın, nasıl olduğunda ballandıra ballandıra ben anlatıyorum. Of diyorum, şöyle güzel yapmışsın, böyle güzel yapmışsın. Ama olmadığında söylemek durumundayım. Çünkü ben buradaki bütün gelinlerin hakkını savunuyorum. Yani benim gelinim yarışmıyor. Ama güzelse güzel, olmadıysa olmadı diyeceğiz. Ve siz kayınvalideler gördüğüm kadarıyla biraz eksik kalmışsınız bu hafta gelinlerinize yardımcı olma konusunda. Yönlendirmelerinizle, tattıklarınızla onları doğru yapmaya teşvik etmeniz lazım. Bence eksik kalmışsınız Zuhal Hanım, siz de ben, biraz. Zuhal Hanım, ben şöyle söyleyeyim. Evet, basit bir menü olarak gördüler benimkini ama ben bunun evde çalışmasını bile yaptım. Yani saat tutup, hadi kızım bak şunu şöyle yaparsak daha güzel olacak. Biz şöyle hepimiz yaptık. Yani küçük olmasına rağmen yani gerçekten yani çalıştı, üzerinde durdu. Çünkü yani öyle bir yere çıkacak ki hani ben buradayım desin. Yapmadık demiyoruz zaten. Yaptık. Dün et çok sertmiş, hiç yiyememişler, ısıramamışlar bile. Ama yine de yüksek puan vermişler. Benim yemeklerim en azından yenilebiliyor. Mesela bakın, dördüncü günümüzdeyiz. Maalesef ben daha tam anlamıyla bir falafel yemiş değilim. Var mı aranızda aksini söyleyecek olan? Yoktur, doğru. Her şeyiyle, sosuyla, pişmesiyle, kızarmasıyla, boyutuyla, porsiyonuyla şöyle bir falafel karşılığını ben henüz göremedim. Yani yarın doğrudur, bir tek sizin geliniz kaldı finalde. İnşallah o güzel. Yani en güzel falafeli seçeceğiz. Şahsen ben şu an oy verecek bir falafel göremedim. Bilmiyorum, göreniniz var mı? Artık kötünün iyisini seçeceğiz. Yok yok, doğru, onda doğru söylüyorsun yani. Yani 1,5 saat düdüklü de erir nohut dediğin. Aynen. İşte ağzıma geldi diyor, erimedi zaten. İşte nasıl şey olmuş, biz de ona şaşkınız değil yani mi? Yani gerçekten 1,5 saatte erir. Yani taşı koysan kaynar derler. Yani erir. Böyle bir şey olamaz yani. İşte ezilmediğinden de fark etmedin. Zaten 1,5 saat saati dolmuş. Yani hayır, benim hamur gibi olması düdüklüğe lazım. Başladı, düdüklüye koydu nohutunu, doğru. Yani kendi düdüklüsünü yani de getirmiş. 1,5 saat geçene kadar almadı. Kızımız kendi düdüklüsünü de getirmiş. Düdüklü yeni yeni başladım kullanmaya dedi. Acaba 1,5 saat diye düşündü ama acaba daha mı kısa süre kaldı? Ona mı öyle geldi? Yok, evde de yaptık. 1,5 saatte erimişti. Böyle değildi değil mi? Yok, böyle değildi. Valla haşlanmadıysa rondoda çekebilirdi. Rondoda en azından takip edebilirdi. Tekrar çekebilirdi. Bunu inceltebilirdi. Görünüyor rondoda. Hani hadi düdüklüde yok, pişmediğini farz edelim. Ama bir ronda olay yemekler var. Yemekler gitti, tatlılar gelmedi. Gelir, gelir. Ayşe Hanım. Duygu. Ne yapmıştı tatlı? Hadi canım, hadi. Kedi dili pasta. Ha, kedi dili pasta. Bakalım, belki de pasta güzeldir. Tepsi kebabı bir geldi. Görüntüsü yani hiç güzel değildi. Pilavı yine öyle yani. Dağılmış bir vaziyette geldi. Hani böyle bir toplu şekilde bir kalıpla konurdu veyahut da. Hiç beğenmedim. Tadını da beğenmedim yani. Pilav da zaten pişmemişti. Tepsi kebabını beğenmedim, yok. Ne baharatı vardı ne tadı, soğuktu bir de. Bulgur pilavını az bir şey daha bir tık pişse iyiydi. Et şeyi, yağı falan iyiydi bence. Biraz soğuktu, biraz da daha pişmesi gerekiyordu. Tepsi kebabı hiç olmamıştı. Açıkçası hiç pişmemiş. Görüntü olarak, sunum olarak. Yani kıymayı bildiğin böyle yuvarlamış, tepsiye basmış. Tat yok, tuz yok, baharat yok. Ve soğuk geldi. Yani et türü sıcak yenir. Buz gibi bir yemek. Pilav desen keza çok diriydi.
pişmemişti. Sunum çok güzel değildi. Ben beğenmedim. Soğuk yani. Kayınvalideler herhalde aşırı hızlı olmamı bekliyorlar ama sonuçta bunun yemeğinde bir hazırlanma süresi var. Yani her şey basit diyorlar görüldüğü gibi. Vallahi kedi dili de çok basit bir şey kedi dili. Püskülleri düz kremayı üstüne koy. Çok basit. Ya yani. Sizinki? Sizin cheesecake de mi çok basitti? Vallahi basit değildi. Çok zorudu ama onu i̇şte şey yapamadım başka. İşte basitliği önemli değil ki. Tutturması için böyle oldu. O da hafif bir menü seçseydi o da her şeyini hazırlamış olurdu. Basitlik burada önemli değil ki. Bak, tadının lezzetini eleştirmek önemli. Hafif menüye taktınız. Ama ben ağır menü, hafif menü diye değerlendirmiyorum. Sizin menünüz ne ağırdı ki yani? Onu güzel bir şekilde sunmak, tadıyla, lezzetiyle. Yani. Ortaya sunmak, getirmek. Evet, tamam şimdi. Bence odur. Tamam Ayşe Hanım. Sen o kadar şimdi... ağırdı menünde hangisi normal çıktı? İşte o öyle olduğu için işte zaten ben de onu şey diyorum. Ağırlık önemli sizinki değil. Sizinki gibi yani, olsaydı her şeyini hazırlamış olurdu. Yani cheesecake dediniz. Profiterol. Yani profiterol hafif bir tatlı mı? Tamam o hafif değildi. Yapılışını biliyorum. Elimi öğründe yani, şey fırın ağzı mıydı sizin? Fırın evet. Ağzında da yani orada bir şey yok fırına sürüyorsun. Çökertmeden daha mı kolay? Ama onun önemli olan pişmesi. Tadı, lezzeti. Ama yani kedi dili çok kolay bence değil çok mi yani? Cheesecake zor da sanki sunmak önemli bence. Tabii lezzeti önemli. Canan Hanım ben Ayşe Hanım'la konuşuyorum. Sen lafa giriyorsun. Hayır ben yani lafa girdiğim için değil. Yani burada ben özellikle şeyimi vermiyorsun. Ben senin şimdi kendin hakkında konuşmuyorum. Ben Ayşe Hanım'ın hakkında konuşuyorum. Buyurun konuşun. Sağ ol Ayşe Hanım. Ama lafımı kestin. Canan Hanım günü geçtikten sonra maşallah çok açıldı yani. Aynı Kadriye Hanım gibi çok güzel konuşuyor yani. Ben konuşurken bile lafımı kesiyor yani. Canan da bana taktı. Bomba olacak ya. Ben bombalığı verdim ona. Şengül Hanım da açıldı. Puanları alınca çenesi açıldı. Olmuş. Kapalı alamıyorum yani. Ne kuru? Yani altındaki mi? Sütle ıslanmamış yani. Islandı. Islanmamış. İzlediğinde göreceksin. Canan Hanım ıslandı. Bak. Hayır hayır kapalı ıslandı. İzlediğinde göreceksin. Islattım gerçekten. Islandı. Islatıp öyle dizdim. Benim gözümün önünde olan şey yalan söyleyecek değilim. Bunun yalanla alakası yok. Hayır sütle ıslanmamış diyorsun da ıslandı. Yani ben dün cheesecake yapılmış herhalde. Hiç yiyilmemiş. Yani yiyememişler. Kamera görüyorum. Yiyememişler ama tadı çok güzel. Kuru ekmek bence gibi. Benim tatlımın da tadı çok güzel. Yani ben ama iyi yaptım düşünüyorum. Kızım. Pişmemiş yani altı. Altı zaten şey pişmiyor. Pardon ıslanmamış yani. Bak, ama ıslattım ıslanmamış bir şansı. Yani kamera gösterebilir mi? Kamera gösterin. Neyi? Kedi dilimiz hiç ıslanmamış. Beğenmediğim yönü de dediğim gibi kuru olmuş. Sosu falan muhallebisi. Görüntü olarak da çok şık bir görüntüye sahip değil sunum. Ama dediğim gibi sos bol dökülmüş. O bile ıslatmamış. Yani o kadar diyebilirim. Kuru. Kuru. Şengül yani ne diyor? Yani süte batırılıp güzel bir söyleyeyim. Şekilde emmesi gerekirken. Hani dediği gibi üstüne döktüğü şeyde onu bile ıslat, o bile ıslatmamış. Yani kusura bakma canım benim. Yani ben dediğim gibi bunu hani 1 litre sütle yaptım hani ıslanmama gibi bir tamam, durum olamaz. Tamam haklısın yapmışım ama gerçekten ıslanmamış yani. Kadriye Hanım. Aynen. Afiyet olsun. Kuru. Afiyet olsun. Kuru. Islanmamış sütle güzel ıslanmamış yani böyle yumuşak. Kremasının tadı falan nasıl? Muhallebisi kreması. Şey çok yoğun koymuşsunuz gerçekten. Özellikle de az tuttum çok yoğun olmasın. Yani çok yani. Yoğun normalde koymuşsun. Normalde daha fazla konuluyor. Ama tadı yani tadı fena değil. Daha güzel. Az tuttum yani, hani çok da şey olmasın çok diye. Çok mükemmel değil ama çok da kötü değil ama kurunması yani bu. Kuru olması kötü olmuş. Islanmamış yani. Peki afiyet olsun. Pakize Hanım. Elinize sağlık kızım. Muhallebesinin tadı iyi, güzel. Ama altı ıslanmamış. Ben bunu bir iki üç kat yapıyor biz yapıyoruz ama. Bu tek kat bir şey koymuş. Üstüne de kremesini koymuş. Biz öyle yapıyoruz. Böyle bilmem. Beğenmediniz mi? Beğenmedim. Beğenmediniz. Kedi dili pastamıza baktığın zaman ben özellikle kameraya da gösterdim. Kuru süte 1 kilo süt kullandım diyor ama hiçbir şekilde ıslanma yok. Böyle sert bildiğin diri diri üstüne şeyi dökmüş, sosu dökmüş. Hani zannetmiş ki
üstüne döktüğüm sosla beraber yenir. Hayır öyle bir şey yok. Çatal geçmiyordu. Hatta ve hatta ben o arada bıçak istedim. Kedi dili sosu çok yoğundu. Şeyi de kuruydu zaten. Yani ben ondan da bir lezzet alamadım. Kedi dili pasta hazır. Kedi dilini almış bir kat koymuş. Üstüne de muhallebi yapmış. Biz onu yapıyoruz ama 2-3 kat yapıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.